Merhaba Gizem, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin Gamze, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bugün denesene çekiyoruz, yeni lezzetler deniyoruz. Sence önündeki ne? Kremaya benziyor ama içinde bir şey var. Böyle profiterolün beyazı gibi duruyor. Tatlı gibi duruyor. Üzerindeki böyle kremalı bir şey olabilir. Önümdeki bir tatlı. Ben bunu Mersinli olarak biliyorum ama adını bilmiyorum. Bu kerebiç. Çünkü ben Mersinliyim. O yüzden çok aşinayım. Çok seviyorum. Kokusu var mı? Kokla istersen bir bak, dene neye benziyor. Nişasta gibi koku alıyorum ama. Bu haliyle hiç yememiştim. İçerisindeki haliyle daha önce yedim. Zaten dış kabuğu şu anda bir içli köfteyi andırıyor. Ama üzerindeki köpüklü halini yememiştim. Çok lezzetli gözüküyor. Antep fıstığı da var. Altını göremiyorum şu an buradan. Altında sürpriz bir şey olabilir, güzel bir şey olabilir ama tatlı gibi duruyor. İstersen dene. Deniyorum. Kurabiye gibi bir şey mi? Antep fıstıklı ve kurabiyeli bir şey. Bu böyle kaymağı aşırı lezzetli, içi fıstıkla veya cevizle dolu mükemmel bir tatlı bence. Böyle kaşık kaşık yiyebilirsin her şeyle, her şeyin yanında. Öyle güzel bir şey bayağı. Oldukça güzel. Biraz ağır bir tatlı ama çok güzel. Tadı neye benziyor? Tadı baklavanın böyle şerbetsiz haline benziyor. Ama köpüğünden dolayı da böyle kremamsı bir tadı var. O yüzden hem böyle sütlü hem de baklavamsı, ikisinin karışımı bir tatlıya benziyor. Güzel. Kurabiye gibi. Ama üzerindeki beyaz şey çok şekerli. Şeker sevenler için güzel demek ki. Evet, biraz evet. Bayağı şekerli. Sanki böyle Antep yöresine aitmiş gibi duruyor ama böyle içli köfteye benziyor aynı zamanda. Fıstıklar bayağı bol, bayağı pahalı bir tatlıya da benziyor aynı zamanda benim için. Çok özlemişim. Çok güzel. Bayağı iyi. Üzerindeki beyaz bir köpük, aslında kaymak köpüğü gibi bir şey ismi. Mersin'e has bir tatlı olduğu için zaten böyle bir çömen otundan yapılan bir kaymak üzerindeki. İçinde de böyle içli köfte gibi aslında o irmik içli köfteye benziyor. İçini fıstıkla dolduruyorlar. Fıstık veya cevizle. Bayağı güzel yani, aslında daha çok kış aylarında sevilen ve yapılan bir tatlı. Çok güzel. Mersin'de çok tüketiliyor mu bu tatlı? Yani tatlı halinde köpüksüz versiyonunu evet daha önce yedim. Ama köpüklü halini hiç görmedim. Bu tatlıyı sipariş etmek aklına gelir mi? Aklıma gelmez ama yeni şeyleri denemeyi seviyorum. Özellikle misafirler varsa, yani buna açık misafirler varsa mutlaka söylerim. Yani ismini bilmediğim için görsel olarak görsem evet aklıma gelir. Çünkü memleket kokusundan dolayı sipariş veririm ama sadece ismini görsem belki sipariş vermeyebilirim. Yani daha önce hiç duymamıştım. Ya da hiçbir menüde denk gelmedim. Böyle geleneksel tatlıları herhalde ve her yerde bulamayacağımız bir şey mi? Yemek sepetinde var. Aa, o zaman tamam. Sevdim. Demek artık yemek sepetinden sipariş verebilirim. Peki bu içindeki o hamurlu malzeme sıcak mı yenir, soğuk mu? Yani çok fark ettiğini düşünmüyorum ama normal bir sıcaklığı var. Yani öyle sıcak veya soğuk bir tatlı değil. Ama mesela aldığın zaman eve getirdiğinde veya eve geldiğinde buzdolabında biraz bekletiyorsun. Ondan sonra böyle yemekten sonra falan buzdolabından çıkarıp çayla falan servis etmesi çok güzel oluyor. Peki evde yapılır mı sizde? Hayır, çünkü Mersin'de yapılan yerler çok güzel yapıyor zaten. O yüzden biz hep dışarıdan alıyoruz. Sence başka bir tatlıya benziyor mu daha önce yediğin? Altındaki kurabiye biraz benzeyebilir ama üzerindeki hiçbir şeye benzetemedim. Güzel ama çok bir şeye benzetemedim açıkçası. Hayır ya, bunun tadını hiçbir şeye benzetemem. Yani düşündüm ama aklıma gelmedi. Kendine has bir lezzet. Çok özgün bir lezzeti var. Yani kaymağı normal kaymak gibi değil. Böyle içi fıstıklarla dolu bir tatlının üzerine köpük dökmek bence pek bir şeye benzetilemez gibi. Bayağı iyi. Evet, çok enerji veren bir tatlıya benziyor gerçekten. Bunu bitir, eve koşmayı düşünüyorum şu an. Afiyet olsun. Teşekkürler.